17 Avrupa ülkesi tarafından 1952 yılında kurulmuştur. Sayın Bölge Müdürüm, Tekirdağ ailemizin saygıdeğer kurum müdürleri, saygıdeğer basın mensupları, değerli arkadaşlarım ve kıymetli misafirler, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlama programları çerçevesinde düzenlenen çelenk sunma törenine hoş geldiniz. Arz ederim. Bölge Müdürlüğümüz çelenginin Atatürk Anıt'a sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı. Bölge Müdürümüz Sayın Temel Akkuş'un anlam ve önemine binaen konuşmaları. Törenin sona ermesi. Bölge Müdürlüğümüz çelengini sunmak üzere Bölge Müdürümüz Sayın Temel Akkuş'u davet ediyorum. Evet. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz için saygı duruşuna, akabinde İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Yapmak üzere Bölge Müdürümüz Sayın Temel Akkuş'u kürsüye davet ediyorum. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlarım ve değerli mesai arkadaşlarım. 26 Ocak Dünya Gümrük Günü vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekte memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Dünya Gümrük Günü her yıl 26 Ocak tarihinde Dünya Gümrük Örgütü'nün ilk toplantısının yapıldığı 26 Ocak 1973 tarihini hatırlamak ve toplumda gümrüklerin işleyişi hakkında farkındalığı artırmak üzere uluslararası düzeyde kutlanmaktadır. 2020 yılı Dünya Gümrük Günü konusu Dünya Gümrük Örgütü tarafından özellikle Dünya Gümrük Günü etkinlikleri ve uluslararası gümrük camiası için İnsanoğlu, refah ve gezegenimizin sürdürülebilirliğinde gümrükler temasının işleneceği ve teşvik edileceği bir yıl olarak belirlenmiştir. Sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilir şehir, sürdürülebilir bir dünya ve nihayetinde sürdürülebilir gelecek ifadesi son zamanlarda sıkça karşılaştığımız ifadeler olmaktadır. Bir şeyin sürdürülebilir olması, onun şu anki durumunun devam ettirilebiliyor olması ya da kendini yenilebiliyor olmasına bağlıdır. Dolayısıyla sürdürülebilirlik kavramı gelecek nesillere ekolojik, ekonomik ve sosyal koşulları devam ettirilebilir bir dünya bırakmak anlamına gelmektedir. Kısaca bu durumu en güzel ifade edecek anlatım ise biz dünyayı atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan emanet aldık. Sürdürülebilir bir gelişme ve ülkemiz insanının toplam refahını arttırma,
konusunda gümrüklerin katkısı stratejik önem arz etmektedir. Zira yasal ve insan, bitki ve hayvan sağlığına uygun ticaretin geliştirilmesi ancak gümrük idarelerinin ve personelinin bu bilinçle çalışmasına bağlıdır. Kendi öneminin farkında olan ve merkezi idarenin almış olduğu kararların sahada uygulayıcısı olan taşra personeli bu durumun ve öneminin farkında olursa alınan tüm bu kararlar uygulanabilir ve hedeflenen yarar sağlanabilir olur. Bu bağlamda tüm gümrük camiasının yaptığı işin önem ve ehemmiyetinin idraki için ifa etmeye devam edeceğine ilişkin inancımı vurgulamak istiyorum. Sözlerime son verirken başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya gümrük gümrük idareleri çalışanları, gümrük müşavirleri ve gümrüklerle yakın işbirliği içinde olan paydaşlarımıza, hizmet üreten kurum ve kuruluş mensuplarına Dünya Gümrük Günü'nü en içten duygularla kutluyor. Başarılarla dolu, güvenli, kaynakların korunduğu ve gezegenimizin sürdürülebilirliği hedefleri doğrultusunda nice Dünya Gümrük Günleri kutlamayı temenni ediyorum. Hoşça kalın. Törenimiz sona ermiştir. Arz ederim.